Selamlar sanırlar. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde, daha doğrusu geçtiğimiz ay içerisinde Kamusal bizlere bir etkinlikle beraber yeni bir yaratık verdi. Yeni bir canavar tanıttı. Varsayılan 5 yıldız Vampir Lord'u. Bu yaratığın olayı ne? Bu yaratığı bir anda karşımda çıkardılar ve dediler ki bize, size yeni bir yaratık veriyoruz. 5 yıldızlı olacak, karanlık olacak ve bunun başka hiçbir elementi olmayacak. İlk öncelikle şunu söyleyeyim, bu yaratığı almanız için karanlık ışık parşömenini kullanmanıza gerek yok. Zaten bildiğim kadarıyla karanlık ışık parşömeninden çıkmıyor. Tam emin değilim. O kadar detaylı bir bilgim yok. Onun dışında bu yaratığı elde etmeniz için gereken bir toplamanız gereken bir puan hedefi var ve o puanları da buradan işte günlük giriş yaparak, enerji kullanarak, arena kanatı kullanarak, kristal edinerek vesaire 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 yöntemleriyle elde ediyorsunuz. Ve işte canavar çağır, Vampir Lord videosunu izliyorsun, şu kadar puan veriyor falan filan, bunları geç. Hedeflediğiniz puan 5000 Vampir Lord'u almak için. Aldıktan sonra uyandırmak için de uyanış kuvveti veriyor, onu da 7000 puan alıyorsunuz falan filan. Şimdi yaratığı bu sayede verdiler. Hatta eğer almadıysanız, henüz almadıysanız almanızı şiddetle tavsiye ederim. Daha 33 günü daha var. Tamam, bunu söyledik. Buradan bu arada yaratığı aldıktan sonra, Karanlık Vampir Lord'unu aldıktan sonra işte 10 kere savaşa sok, 30 kere savaşa sok, 50 kere savaşa sok. Bir tane 4 yıldız canavarı uyandır, yani şey yap, 5 yıldız yap. Bu arada bu evrimleştirme göre, bu arada evrimleştir diyor, evrimleştir dediği uyandırma değil, yıldızını arttırma. Ve bu görevlerde, bu tarz görevlerde aklınızda bulunsun, gökkuşağı bunlar, yani Rainbow Moon'lar sayılmıyor, dahil olmuyorlar. Bunun da bilgisini verelim. Aynısı işte 5 yıldız bir taneyi yap. Vampir Lord'unu 5 yıldız ve maksimum seviyeye getirin. Yani 5 yıldız 35 level. İlk aldığınızda 5 yıldız olarak gelecek, size sadece 35 level yapmak kalıyor. 3 parşömen veriyor. En son 7. günün ödülü de, tabi bu geçti gitti artık yani bu süreleri de, Vampir Lord'unu uyandırın. Bu da 200 kristal veriyor. Hepsini bitirdikten sonra size, bütün görevleri tamamladığınız için size en son karanlık ışık parşömeni veriyor bir tane. Tamam, çok eğer almadıysanız bu ödülleri de alın. Bunlar çağrılan Vampir Lord'u sayıları falan filan. Şimdi yaratığın skillerine bir bakalım. Normalde yaratığı göstermek isterdim fakat ben kullanmıyorum. Yani etkinlikten aldım, 5 yıldız yap, 5 yıldız zaten uyandırdım ve 35 level yaptım. Sadece ve sadece etkinlik görevleri tamamlansın diye. Yani karanlık ışık parşömeni ve kristalleri falan filan alabileyim diye. Yani onun dışında bunu runlerini çıkarıp aranga taktım. Şu an çünkü kafamda bir plan var, ona uygun şekilde devam etmek istiyorum yolla. Hani gidip de Vampir Lord'unu kasmayı, kullanmayı düşünmedim hiç, o yüzden. Tamam, şimdi gelelim Vampir Lord'unun özelliklerine. Birinci skill diğer bütün vampirlerle hemen hemen aynı. Hemen hemen değil, tamamen aynı. İki tane yarasa saldırıyor. İki kere saldırıyor hedefine ve vurduğu hasarı, canını dolduruyor. Güçsüzleştirme. Güçsüzleştirme skill'e rüzgar vampir ve karanlık vampirle aynı. Rüzgar, su ve karanlık vampirle aynı. Onlardan tek farkı 3 kere saldırıyor hedefe. Buradan aradaki farkı göstereyim hemen. Aradaki farkı gösterelim. Neredesin? Neredesin? Buradasın. Bir dakika bir. Arjun. Güçsüzleştirme ikinci skill, düşmana saldırı hedefin atak gücünü ve atak hızını 2 tur boyunca düşürür. Ek olarak hedefin yararlı etki almasını %75 ihtimalle engeller. Suya bakalım. Güçsüzleştirme atak gücü, atak hızı düşürüyor. Yararlı etki almayı engelliyor. Ve karanlıkta vardı aynı skill. Atak gücü ve atak hızını düşürüyor falan filan. Aynı herhangi bir şey yok. Fakat bu bir vampir değil. Vampir Lord'u. Yani aynı yaratık değil. Aklınıza bulunsun. Şimdi. Tek farkı hedefe 3 defa saldırıyor. Bir kere saldırmak yerine 3 kere saldırıyor. Ve açıkçası birkaç oynanış gördüm. Bayağı memnun kaldım diyebilirim. Ve üstelik sadece yaratığın üzerinde verilen rünlerle beraber yüksek hasar verdiğini gördüm. Hedefin sadece defansını kırsanız yetiyor. Öncesinde defans kırın. Sonra da bununla saldırın. Boom. GG diyebileceğimiz bir durum.
Şimdi yaratığın asıl olayına gelecek olursak eğer, bu yaratık oyuna yeni bir güçlendirme getirdi. Yaratığın gelmesiyle beraber kendisi kan sözleşmesi. İki tur boyunca verilen hasarın %20'si kadar canı iyileştiren vampir etkisini vermek için müttefiklerle kan sözleşmesi yapar ve atak güçlerini iki tur arttırır. Bekleme süresi 4 tura iniyor maksimum stilde. Şimdi vampir etkisi. Vampir etkisi. Bunun bir rünü var biliyorum. Şurada bir rünü var. Can çekmesi %35. Vurduğun hasarın %35'ini can çekiyorsun. Ya vurduğun hasarın %35'ini çekiyorsun. Bu neymiş bu arada? Ha, öyleyse. Fakat şöyle bir durumda var. Bu ne yapıyor? %20. Peki vampir etkisi diye bir etki var mıydı oyunda? Yoktu. Bu yeni bir güçlendirme. Sadece Airguard'da, yani sadece vampirli ordunda olan bir güçlendirme. Aynen, güçlendirme. Ve aynı zamanda takımın atak gücünü 2 tur boyunca arttırıyor. Hem atak gücü arttırıyor hem de saldırılardan can çekme etkisi veriyor. Bana bayağı hoş geldi açıkçası. Yalan yok. Gerçekten işlevsel duruyor. Ve hatta bir numaralı kullanım alanını zaten video tanıtım videosunda da gösteriyordu. Necropolis 10. kat. Necropolis B10. Neden? Şimdi hız kadrolarına, Necropolis'in hız kadrolarına baktığınız zaman bir tane Fren veya Colleen, yanına 4 tane Chakram ve Boomerang yapıyor insanlar. Veya bir tane Lucian koyuyorlar, diğerlerini Chakram ve Boomerang yapıyorlar. Oradaki Colleen veya Fren'i çıkarıp yerine Airguard koyuyorsunuz ve zaten takımınız kendi vurduğu hasar kadar can çekecek. Zaten hasarınız yüksek. O zaman sizin bir healer'a, bir can dolduran bir yere desteğe ihtiyacınız kalmıyor. Bu gerçekten güzel bir durum. Bir nevi speed team yapmanızı sağlıyor. Bir diğer kullanım alanı ise şöyle ki, şöyle göstermek istiyorum. Boyut deliği. Tabii ben burayı şu an açamıyorum fakat buna da değineceğim sonrasında. Çok sonra değil, onu merak etmeyin fazla. Hani bir de orası asıl iki kullanım alanı. Peki gelin, bu yaratık uyandığı zaman ne elde ediyor? Bu uyanmadan önce ikinci skill'i diğer vampirlerle aynı, tamamen aynı. Fakat uyandıktan sonra 3 kere saldırma özelliğini kazanıyor. Hani Necropolis'te kullanılmasının bir diğer sebebi de bu. Birinci skill'i 2 kere vuruyor, ikinci skill'i 3 kere vuruyor. Ve üstelik ikinci skill'in bekleme süresi 3 tura iniyor. Birinci skill zaten sürekli sabit. Üçüncü skill'de 4 tura iniyor. 4 tur. 3 tur. Bir kere 3. skill'i kullanacak. Ardından 2. skill veya 1. skill'i kullanacak. Sonra tekrar 2. skill'i kullanacak. Ta ki 3. skill'in bekleme süresi, yani 4 tur dolana kadar. Bence gayet işlevsel. Fakat şöyle bir, benim gözümde şöyle bir eksiği var. 2 tur güçlendirme için, 2 turluk bir güçlendirme için 4 tur çok fazla. Bence. Eğer ki bunun bir karanlık Nat 5 olduğunu hesaba katarsak, karanlık 5 yıldızlı bir yaratık olduğunu hesaba katarsak, 2 turluk bir güçlendirme için 4 tur biraz fazla. En azından 3 tur yapmaları bence güzel olabilir. Bilmiyorum, şu an çok absürt bir düşünce de olabilir tabii ki. Bunu da söylemem gerekiyor. Şimdi kullanım alanlarına gelecek olursak, bunu gidip de ilk demon kadronuzda kullanmanızı tavsiye etmem. Evet, atak gücü düşürüyorsunuz vesaire ama riskle. Çünkü bir skilliniz 2 kere vuruyor, bir skilliniz 3 kere vuruyor. Gerçekten çok riskli. Sadece bir skilliniz çift vursa veya çok vurursa gerçekten güzel olabilirdi. Onun dışında pek bir hani avantaj olur mu bilmiyorum ama sonuçta takımına atak gücü veriyor, can çekme veriyor. Belki hız takımlarında kullanılabilir. Belki ilk takımlarda da kullanılabilir. Onu da bilmiyorum çünkü bizzat denemedim. Şu an sadece kendi yorumumu yapıyorum. Ejderha'da kullanılabilir mi? Atak kırıyor, hedefi yavaşlatıyor ve yararlı etki almasını engelliyor. Yararlı etki almasını engellemek bize bir fayda sağlayacak mı boss katında? Bakalım. Boss'un, yani ejderha boss'unun yanındaki kristal ne yapıyor? Bağışıklık veriyor. Tabii buna da bakamıyoruz. Şuradan bakabiliyor muyuz? Bakamıyoruz. Boss'un yanındaki kristal boss'a bağışıklık veriyor. Fakat bağışıklığı öylece vermiyor. Üzerindeki bütün zararlı etkileri kaldırıp öyle bağışıklık veriyor. Yani o yüzden bu skill'in hiçbir faydası olmuyor ne yazık ki.
Yani hasar vermek için kullanılabilir mi? Neden olmasın? Kesinlikle kullanılabilir. Çünkü hasar gerçekten fazla yaratır. Aynı zamanda can miktarı da fazla. 10k kendi canı var ve 830 da ata var. Base ata, temel ata, taban ata, taban canı. Defansı da güzel. Hızı çok yüksek değil. 99 fakat yani gidip de 200-300 hız yapmanıza gerek yok zaten. Ondan sonra kullanım alanı olarak Necropolison kesinlikle. Zaten benim gözümde dediğim gibi benim gözümde bir numaralı kullanım alanı orası. Başka nerede kullanılabilir? Uçurum yaratıklarında, yani elemental yaratıklarda kullanılabilir. Dünyalar uçurum yaratıklarında. Uçurum akınında kullanılabilir mi? Sanmıyorum. Yani tamam, hedefinin atak gücünü düşürüyorsunuz, yavaşlatıyorsunuz. Yani fazladan toplam 3 tane etki bırakıyorsunuz ki orada ne kadar fazla etki bırakırsanız o kadar iyi hedef üzerine. Ama 3. skill'in bir avantajı var mı? Yok. Çünkü heal vermiyor, vampir etkisi veriyor ve boss onu, o etkiyi kaldırabiliyor. Arena ve lonca savaşlarında kullanabilirsiniz. Büyük miktarda hasar çıkarıyor, onu tekrar söyleyeyim. Yani bilmiyorum. Bilmiyorum demeyeyim. Çok yüksek hasar çıkarıyor fakat kimlerle kombine edilebilir? Raok'un yeni ikinci uyanışıyla beraber kullanılabilir. Gerçekten güzel olur. Onun dışında aklıma pek bir şey gelmiyor açıkçası ya. Ama canlı arenada kesinlikle kullanabilirsiniz ki kullananlar var eğer Guardian düzeyine bakarsanız. Guardian seviyesinde gerçekten kullanılan bir yaratık. Evet. Airgar için söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Dediğim gibi bizzat test etmedim fakat bizzat test edeceğim bir video daha olacak umuyorum ki. Onu da zamanı gelince göreceğiz. Evet sanırlar bu video bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.